Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elbiseli ayıcık yapımını paylaşacağım. İp olarak mekopolanta taba rengiyle başlıyorum. Gövde ve kafa kısmıyla ilk videomuza başlıyoruz. İlk olarak sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra hepsine çift batıyoruz ve ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, bu şekilde 12 tane sihirli halkamızı oluşturduk. Daha sonra bir sık iğne bir çift batıyoruz ve ilmek sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Bir tane tek yaptım. Çiftimi yapıyorum. Tek yaptım. Çiftimi yapıyorum. Tek yaptım. Çiftimi yapıyorum. Bu şekilde toplam ilmek sayınız 18 olacak arkadaşlar. Evet, 18 ilmeğe ulaştık. Şimdi hemen 18. ilmeğin dibinden işaret ipimizi yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra hemen bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, çiftimi yapıyorum. 1, 2, çiftimi yapıyorum. 1, 2, çiftimi yapıyorum. Bu şekilde işaret kısmına kadar 2 sık iğne, 1 çift örmeye devam ediyorum. Evet, bu sıramızı tamamladıktan sonra arkadaşlar, şu anki ilmek sayımız 24 oldu. Tekrar arttırma kısmına devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar çiftimi yapıyorum. Yine işarete kadar 3 sık iğne 1 çift devam ediyorum. Evet, bu şekilde 3 sık iğne 1 çiftimizi de bitirdim arkadaşlar. Şu anki ilmek sayımız 30. Tekrar arttırmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Çiftimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çiftimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çiftimizi yapıyoruz. Bu şekilde de 4 sık iğne 1 çift, yine işaretin bulunduğu yere kadar sıramı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladıktan sonra ilmek sayım 36 oluyor arkadaşlar. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çiftim yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Çiftimi yapıyorum. 1,
2 3 4 5 çiftimi yapıyorum. 5 sık iğne bir çift olarak yine işarete kadar devam ediyorum. 5 sık iğne bir çiftimi de bitirdim. Şu anda 42 tane ilmeğim var. Tekrar arttırmalara devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 çiftimi yapıyorum. İşarete kadar yine 6 sık iğne bir çift devam ediyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir eksik ilmeğimi de tamamladıktan sonra şu anda 48 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Tekrar arttırma kısmıyla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çiftimi yapıyorum. Ve bu şekilde tekrar 7 sık iğne bir arttırma olarak işaretin bulunduğu kısma kadar arttırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 7 sık iğne bir arttırmamı da tamamladım. Şimdi burada arttırma kısmını bitirmiş oluyoruz. Hemen işaret ipimi aşağıdan çıkartıyorum ve yukarıya düz sıraya geçtiğim kısma yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şu anda 54 tane ilmeğim var. 54 ilmek olarak eksiltme ya da arttırma yapmadan 7 sıra düz örmeye devam ediyorum. 7 turu bu şekilde tamamlıyoruz. 54 ilmek olarak daha sonra tekrar eksiltme kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi hemen 7 sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 7 sıra düzümü tamamladım. Şimdi ilk eksiltmemle tekrar devam ediyorum. İşaret ipinin bulunduğu kısımdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde yine işaret ipinin bulunduğu kısma kadar 7 sık iğne bir eksiltme olarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde 7 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım arkadaşlar. Şu anda ilmek sayım 48'e düştü. Şimdi 48 ilmek olarak hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde 3 tur örmeye devam ediyorum. 3 tur boyunca eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. 48 ilmek olarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde
tekrar 3 sıra düzümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine 1 sıra eksiltmemize devam ediyorum. İşaretten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar eksiltiyorum. Bu şekilde yine işaretin bulunduğu kısma kadar. 6 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Evet, bu şekilde 6 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım arkadaşlar. Şu anda 42 tane ilmeğim kaldı. 42 ilmek olarak tekrar işaret kısmından başlıyorum. Ve yine 3 sıra düz örerek, yani 3 sıra boyunca 42 ilmek örerek turlarımı tamamlıyorum. Hemen 3 tur eksiltme ya da arttırma yapmadan sıramızı tamamlayalım. Tekrar eksiltme kısmıyla devam edelim. Evet, pardon. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş görüntümüz ortaya çıkmaya başladı. Tekrar 3 sıramızı da tamamladık. Şimdi yine eksiltmelerimizi yapıyoruz. İşaret ipinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. İkinciyi eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane daha eksiltiyorum. Bu şekilde yine 5 sık iğne bir eksiltme yaparak işaret ipinin bulunduğu kısma kadar yine bir tur tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, 5 sık iğne bir eksiltmemi tekrar tamamladım. Şu anda 36 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 36 ilmekten sonra arkadaşlar buradan sonra sadece 2 sıra düz yapıyorum. 36 ilmek olarak 2 sıra eksiltme ya da arttırma yapmadan düzlerimi tamamlıyorum. Bu şekilde yine 2 sıra düzümüzü tamamladık arkadaşlar. Tekrar işaretten başlayarak eksiltmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 eksiltiyorum. 1, 2, 3 ve 4 eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 eksiltiyorum. Bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltmeyi sıra sonuna kadar, işarete kadar devam ediyorum. Bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltmemi de tamamladım arkadaşlar. Şu anda 30 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 30 ilmek olarak tekrar 2 sıra düz örmemiz gerekiyor. Hemen işaretten başlayalım. 2 tur boyunca 30 ilmek olarak örmeye devam edelim. Bu arada bu 30 ilmeği 2 sırayı tamamladıktan sonra içini bu aşamada biraz doldurmamız gerekiyor arkadaşlar.
Aksi takdirde çünkü daha fazla daralırsa doldurmakta zorlanacağız. O yüzden bu turlarımızı tamamladıktan sonra içini hep beraber dolduralım. Evet, bu şekilde belirli bir miktarda içini doldurdum. İki sıra düzümü de tamamladım. Şimdi tekrar eksiltme kısmıyla devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. Eksiltiyorum. 1, 2, 3. Eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 3 sık iğne bir eksiltme olarak yine işarete kadar eksiltmelerime devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde 3 sık iğne bir eksiltmemi de tamamladım. Şu anda 24 tane yemeğim kaldı. Hiç arada düz örmeden direkt tekrar eksiltmeye devam ediyorum. İşaretten başladım. 1 2 2 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 eksiltiyorum. 1 2 eksiltiyorum. İşarete kadar 2 sık iğne bir eksiltmeye devam ediyorum. Bu şekilde 2 sık iğne bir eksiltmemi de bitirdim. 18 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi bu 18 ilmek benim boynum. Ben kafayla bedeni bütün yapacağım. Dikiş istemiyorum arada. Şimdi o yüzden boyun olarak, yani kafa arttırmasına geçmeden önce boyun payı olarak 18 ilmek olarak 2 sıra düz devam ediyorum. Burasını boyun olarak oluşturuyorum. 18 ilmeği işaretten başlayıp 2 sıra boyun için düz örüyorum. Bu şekilde 2 sıra düzümü tamamladım arkadaşlar. Hemen daha rahat görebilmek için işaretimi buraya yerleştirdim. Şimdi kafa kısmımızın arttırmasıyla devam ediyoruz. On sekiz tane ilmeğimiz vardı. İki tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 arttırıyorum. Devam ediyoruz. 1 2 arttırıyorum. Bu şekilde işaret yerine kadar 2 sık iğne bir arttırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 sık iğne bir arttırmamı tamamladım. Açılmalar başladı zaten. Şu anda 24 tane ilmeğim var. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 3 arttırıyorum. Bu şekilde 3 sık iğne bir arttırmayı da işarete kadar devam ettiriyorum. Bu şekilde 3 sık iğne bir arttırmamızı da tamamladıktan sonra şu anda ilmek sayımız 30 oldu arkadaşlar. Tekrar arttırmaya devam ediyoruz. 1
2, 3 ve 4. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Normal şartlarda elim gıcırdamaz. Bugün ne olduysa arkadaşlar, gıcır gıcır bir ses geliyor ve emin olun beni de çok rahatsız etti. Hemen tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde yine 4 sık iğne, bir arttırma, sıra sonuna kadar, yani işarete kadar devam ediyorum. Bu şekilde 4 sık iğne bir arttırmamı da tamamladıktan sonra şu anki ilmek sayım 36 arkadaşlar. Arttırmaya tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arttırıyorum. Ve işaretin bulunduğu kısma kadar 5 sık iğne, bir arttırma devam ediyorum. Bu şekilde 5 sık iğne bir arttırmamı da bitirdikten sonra arkadaşlar, şu anda 42 tane ilmeğim oldu. Arttırmaya yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arttırıyorum. Bu şekilde yine 6 sık iğne, bir arttırma devam ediyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir arttırmamı da tamamlamış oldum arkadaşlar. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane arttırdım. Pardon, 7 tane sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar çiftimi yapıyorum. Yine bu şekilde 7 sık iğne, bir arttırma, işarete kadar tamamlıyorum. Bu şekilde 7 sık iğne bir arttırmayı da bitirdikten sonra şu anda 54 tane ilmeğim var arkadaşlar. Arttırmaya devam ediyorum. Bir işaretten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar çiftimi yapıyorum. İşaretime kadar 8 sık iğne, bir çift devam ediyorum. Evet, bu şekilde 8 sık iğne bir arttırmamızı da yaptıktan sonra şu anki ilmek sayımız 60 oldu arkadaşlar. Son bir sıra daha arttırmamız var. Hemen işaretten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar çiftimi yapıyorum. Arttırıyorum. İşarete kadar da 9 sık iğne bir arttırma. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde son olarak 9 sık iğne bir arttırmamı da yaptım. Şu anki ilmek sayım 66. Bundan sonra daha fazla arttırma yapmıyorum. Hemen işaret ipimi aşağıdan çıkartıyorum ve yukarıya şu anda bulunduğum yere takıyorum. Şimdi buradan sonraki kısım, hemen şu ipimi düzelteyim. Evet. Buradan sonra yapmamız gereken şey düz örüyoruz arkadaşlar. Toplamda kafa boyu için 15 sıra düz örüyoruz. 15 sıranın 8. sırasına hemen bir işaret yerleştiriyoruz. Çünkü 8. sırada gözlerimizi yerleştireceğiz. Şimdi hemen 15 sıramızı örelim. 8. sıramıza da işaret koymayı unutmayalım. Daha sonra tur saymayı karıştıranlar için ya da benim gibi düz geçtiğiniz yere bu şekilde işaret koyarsanız 8 sıra üstüne gözlerimizi yerleştireceğiz zaten. Şimdi 15 sıra düzümüzü tamamlayalım. 66 ilmek olarak. Daha sonra diğer kısımlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 15 sıra düzümü tamamladım. Ben başlarken söylediğim gibi 8. sıraya, yani düze geçtiğinizin 2, 4, 6, 8. sırasına hemen gözlerimi yerleştirdim. İki gözümün arası 2, 4, 6 ve 8. 8 ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde arka tarafa vidalarını da taktım. Hemen mühürlememizi yapıyorum. Mühürlemelerimi yaptıktan sonra eksiltme kısmıyla devam edeceğim. Evet, bu şekilde mühürlemelerimi de tamamladım arkadaşlar. Hemen işaretimi yukarıya alıyorum. Şimdi sıra geldi kafamızın eksiltme kısmına. Bizim şu anda 66 tane ilmeğimiz var. İşaretten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane örüyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane daha eksiltiyorum. Bu şekilde işaret ipinin bulunduğu kısma kadar 9 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Evet, şu anda 9 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım arkadaşlar. İlmek sayım otomatik olarak 60'a düştü. Tekrar işaretten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Eksiltiyorum. Yine bu şekilde 8 sık iğne bir eksiltme işaretime kadar tamamlıyorum.
Bu şekilde 8 sık iğne bir eksiltmemizi tamamlamış olduk. Şu anda gördüğünüz gibi iyice kapanmaya başlıyor yavaş yavaş. 54 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Tekrar eksiltmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Eksiltiyorum. Yine işaret noktasına kadar 7 sık iğne, 1 eksiltme devam ediyorum. Evet, 7 sık iğne, 1 eksiltmemi de tamamladım. Şu anda 48 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Tekrar eksiltmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Eksiltiyorum. İşaretime kadar 6 sık iğne, 1 eksiltme yapmaya devam ediyorum. Altı sık iğne, bir eksiltmemi de bitirdim arkadaşlar. Şu anda 42 tane ilmeğim kaldı. Tekrar eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane eksiltiyorum. İşarete kadar 5 sık iğne, 1 eksiltme yapmaya devam ediyorum. 5 sık iğne, 1 eksiltmemi de tamamladıktan sonra şu anda 36 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Tekrar eksiltmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksiltiyorum. 4 sık iğne, 1 eksiltme olarak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu sırada 4 sık iğne, 1 eksiltmeyi de tamamladık. Şu anda 30 tane ilmeğimiz var. Biz yine kafanın belirli bir kısmını doldurduk altını desteklemek için. Şimdi tekrar eksiltmeleri yapmaya devam ediyoruz. Siz de eksiltmeleri yaptıkça benim gibi her yaptığınız sırada biraz daha doldurun arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3. Eksiltmemi yapıyorum. Ve işaret ipine kadar yine 3 sık iğne, 1 eksiltme olarak turumu tamamlıyorum. Bu şekilde 3 sık iğne, 1 eksiltmemi de tamamladığımda şu anda 24 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Tekrar eksiltmeye devam ediyorum. 1, 2. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1, 2. Bir tane eksiltiyorum.
Bir. İki. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde yine iki sık iğne. Bir eksiltme olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar. İki sık iğne bir eksiltmemi de bitirdim. İyice içini doldurdum. Şu anda 18 tane ilmeğim kaldı. Tekrar eksiltmelerime devam ediyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde işarete kadar eksiltmeye devam ediyorum. Evet. Bu şekilde bir sık iğne, bir eksiltmemi de yaptım arkadaşlar. Son 12 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 tane ilmeği 6 taneye düşürebilmek için hiç sık iğne yapmadan 6 kere. Yani yine işaretten başlayıp işarete kadar eksiltme yapmamız gerekiyor. Toplam 6 kere eksiltme yapmış oluyoruz. Bu şekilde arka arkaya eksiltmelerimizi 6 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Burada biraz işimiz zorlaşıyor arkadaşlar. Çünkü iyice ilmekler dip dibe girdi. Biraz da sıkı yapmamız gerekiyor ki daha hoş bir görüntü elde edelim. Normalde sıkı örün demiyorum ama eksiltme yaparken mutlaka biraz daha sıkı örün. Çünkü o zaman örgünüz daha hoş durabiliyor. Evet, bu şekilde 6 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen bu şekilde ilmeğimi yerinden çıkartıyorum. Şimdi çıkardıktan sonra hemen bunu iğnemize takıyorum ve şu şekilde elimizde biraz şekil verelim, toparlayalım. Bu şekilde kafamızı, gövdemizi hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda kolları, ayakları, kulakları, burnu, bu parçaları tamamlayacağız. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Sevgiyle kalın.